Arife Gökçe'nin kardeşine bile birçok kere teklifte bulunduğunu öğrendiğimiz Müge Anlı Sapık Sinan'ı hala daha Müge Anlı'nın canlı yayınında umursamazca tavırları ile koltukta oturuyor. Müge Anlı Arife Gökçe olayı ile alakalı olarak şüpheli koltuğunda oturan Sinan Sardoğan isimli psikolojik rahatsızlıkları olduğunu öğrenilen şahsın çalıştığı yer ve tarlasında iz bulma çalışmaları devam ederken, ceset bulma eğitimli köpeklerin de konuya müdahil olduğu belirtildi. Müge Anlı Arife Gökçe olayı ile alakalı olarak ilk programa çıkıldığı günlerde Arife Gökçe'nin eşi birçok iddiada bulunmuş ve Sinan bu işi yapmaz, yapsa da tek başına yapamaz gibi sözler sarf etmişti. Ancak bu sözlerine pişman olacağı gelişmeler Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı. Polis ekiplerinin hummalı çalışmaları ile birlikte Sinan Sardoğan'ın çalışma yaptığı yerde yanmış kıyafetler bulunduğu açıklandı. Öyle ki bulunan bu eşyalar delil niteliğinde araştırılıyor. Müge Anlı Tokat Almus olayı olarak gündeme çıkan ve Arife Gökçe'nin kaybolması ile patlak veren Müge Anlı Sapık Sinan olayında Sinan, Arife Gökçe kaybolduktan sonra pantolonunu yıkadığını itiraf ettiği söyleniyor. Gerek karada gerekse de su altında ceset bulmak adına kadavralarla itilmiş Mavi isimli köpek Müge Anlı Arife Gökçe olayına dahil olmuşken, geçtiğimiz gün Anlı'nın, bacaklarıma bakıp durma uçarım sana buradan, derken, Sinan ise cevap olarak, senin bacaklarına mı bakıyorum, demesi herkesi şaşırttı. Müge Anlı Sinan olayı patlak vermesinin baş olayı, Arife Gökçe'nin çocuğunun Rusya'dan programa ulaşması olarak başlarken, Sapık Sinan olayının Arife Gökçe dahil köydeki birçok kadına müstehcen içerikli mesajlar attığı anlaşılmıştı. Müge Anlı canlı yayınına her gün dahil olan Sinan Sardoğan isimli sapık, otel,